next yapılır, onu öğreteceğim. Run dedim. Çalıştırdım. Herkes aldı mı? Şimdi çalıştırmaya başlıyorum. Bu da bu da bu da bu da evet diyor. Next dedim. Hemfikirim. Next dedim. Next. Ve finish. Tamam. Kaydetmemizin sebebi bu değil arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Neden? Bitti. Installation complete dedim hepinize. Şu anda yaptığı iş şu arkadaşlar. C'nin içerisine bakın şunu gördünüz mü? Şunları attı. Tamam. Dokunmuyorsunuz bunlara. Bunlar dursun. Kapattım. Tamam. Kapattım bunu. Şimdi şunu iyi takip edin. Hepiniz. SQL Server üstüne sağ tıkladım. Manager Studio'nun. Açılan şeyde üstte Manager Studio yine yazıyor. Yine sağ tıklayın. Run as Administrator. Özel yetkiyle çalıştırmanız lazım arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Bir soru sorarsa evet diyeyim. Connect dedim. Yine bağlandım. Bu sefer eskisinden farklı çalışıyorsunuz. Tam yetkili çalışıyor. Sebebine gelince. Databases üzerine sağ tuş yaptığınızda attach geliyor. Attach ne demek? Ekle tutuştur değil mi? Tuttur demek. Attach'e tıkladım. Attach işlemini yapmak için tam yetkili olmanız lazım bilgisayarda. Ya da program açıldığında tam yetkiyle açılması gerekiyor. Öyle diyelim. O yüzden arkadaşlar attach yaparken run as administrator demeniz gerekiyor. Anlaştık? Bakın burada add diyor. Gördünüz mü? Add'le dedim. Bir tane tree view açıldı. Bizimki neredeydi? C'nin direkt altında değil mi? SQL Server 2000 Sample Databases. Northwind MDF. Bakın gösterdim. Tamam mı? Kimler yaptı? 1, 2, 3, 4. Hadi can. Murat. Direkt C'nin altında. Başka bir yerde aramayın. Kapatın böyle. En üstte C çıkacak. C'nin direkt altında. Tamam. Yok, hayır. Şimdi Northwind'i seçtim. OK'ye bastım. Buraya geldi arkadaşlar. Bakın Northwind'in MDF'ini yakaladı bana değil mi? Orada. Okey dedim. Executing dedi. Şu anda arkadaşlar o az önceki hazır bir veri tabanını siz SQL Server'a verdiniz. Dediniz ki al bunu servis ettiğin yani sunduğun veri tabanlarına ekle. Attach budur. Var olan bir veri tabanı dosyasını SQL Server'ın sunması için gerekli işlemdir. Tamam, böyle bir şey var. Var olan bir veri tabanını yayınlamak istiyorsan attach edeceksin. Tamam. Artık Northwind geldi. Tabloların isimlerine bakıyorum. İngilizceye dönmüş. Değil mi? Bu orijinali. Çok daha güzel olacak. En azından şöyle bir şey. Çalışan zürriyet falan diye bir şey yok yani. Orada çalışan zürriyeti diye çevrilmiş. Şimdi arkadaşlar belli bir yetkilendirme yapmamız gerekiyor. Bakın bu Northwind veri tabanı Microsoft tarafında oluşturuldu. Ve benim şu andaki kullanıcım var ya, Volkan Halim'le bağlandım mesela. Siz de yazılımla bağlandınız. Bu veri tabanının sahibi
budur diyeceğim. Bu çok önemli. Bakın hep başınıza gelecek bir sıkıntı bu. Sağ tuşa tıkladım. Northwind'in üzerinde. Properties. Tamam. Files. Gördünüz mü? Owner. Browse. Üstte iki tane diyez diyez. Sharp sharp. C sharp sharp. Duyuyor musunuz? Volkan Halim benim kullanıcım. Sizde de yazılım var buna karşı. Tamam. SA. Bu dört tane işaretleyin. Bunlar bizdendir dedik. Tamam. Okey dedim. Okey dedim. Yine okey dedim. Artık siz yazılım kullanıcısı olarak Northwind'in sahibi gözüküyorsunuz. Üzerinde tam yükünüz var. Anlaşıldı mı? Eğer Windows Authentication'a girip bilgisayara SQL Authentication'a da giremiyorsanız, tamam? SA yani SA dedik ya. Onunla giremiyorsanız yapmanız gereken olay da şudur. Security diye bir şey var bakın. Kaybolsun diye söylüyorum. Loginler SA durur burada. Genelde böyle kırmızıdır o. Eğer giremiyorsan SA'ya. Yanında kırmızı işaret vardır. Bunun üstünde Properties dersin. Sağ tuşa tıklayıp parolasını değiştir. İstediğin bir parola yap. Mesela ben parolamı Enforce'u kaldırarak bir dedim. Örneklerde genelde ben böyle kullanıyorum. Şunu kaldırmazsan yapamazsın ama. Okey dedim. Artık SA'nın parolası 1. Yok istersen buna tam yetki zaten sistem administrator. Sistem admin seçerseniz server rollerde burada properties penceresinde yine adam tam yetkili olarak kullanabilir SA ile girdiğinizde. Bunlar da böyle arkadaşlar. Hemen